Merhaba arkadaşlar, bugün de mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kadayıflı muhallebi yapacağım. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Şimdi malzemeleri sıralayıp başlıyorum. 1 litre sütüm var. 1 bardak toz şekerim. 1 bardak unum. 1 vanilyam. 150 gram margarin. Ve biliyorsunuz kadayıfçılar yufka satan yerlerde artık pratik bu şekilde satılıyor. Alabilirsiniz. Ben bunun üçte birini ya da yarısını kullanacağım. Onu görürsünüz yaparken. Ocağımın altını yakıyorum hemen. Margarinimi tencereme koyuyorum. Ve biraz erimesini bekliyorum. Yağım eridi. Hemen unumu ekliyorum. Bu esnada altı kısık. Topak topak kalmaması için hızlı bir şekilde karıştırıyorum. Birkaç saniye sadece kavurdum. Çok fazla değil. Yavaş yavaş sütümü ekliyorum. Sütümün tamamını döktüm. Hızlı bir şekilde karıştırıyorum ve altını biraz daha çoğaltıyorum. Karıştıra karıştıra kaynatacağım. Bırakmadan. Evet, kaynamaya başladığında şekeri ekliyorum. Ve 2 dakika kaynatacağım. 2 dakika boyunca kaynattım ve altını kapatıyorum. Hiçbir şekilde karıştırmayı bırakmıyoruz. Biraz soğutacağım. Birkaç dakika soğuttum. Hemen krem şanti ekliyorum. Krem şanti isteğe bağlı tamamen. Ben malzemeyi de söylemedim. Ama isterseniz ekleyin, ister eklemeyin. Varsa ekleyin. Benim de varmış, ekleyeyim dedim. Vanilyamı da ekliyorum. Ve mikserle ortalama 3 dakika boyunca hiç durmadan çırpacağım. Evet, 3 dakika boyunca çırptım. Hemen kapağını kapatıyorum üzeri kurumaması için. Kenarı alıyorum ve kadayıfımı kavuracağım. Hemen altını yaktım. Zaten kavrulmuş ama sadece ısıtacağım. Birazcık da şeker ekleyeceğim. Şöyle bir yemek kaşığı şeker ekliyorum. Sadece biraz tatlanması için. Biraz ısıtacağım. Çok fazla değil. Karıştıra karıştıra biraz ısıtacağım. O kadar. Sadece birkaç saniye tuttum. Çok fazla tutarsanız şekerler bu sefer karamelleşir. O yüzden çok fazla tutmayın. Altını da kapattım zaten. Şimdi hemen borcamımı alıp başlıyorum. Evet, borcamımı aldım. Birazcık ıslattım. Hemen öncelikle kadayıfımı alt tarafa bir kademi gelecek şekilde döküyorum. Kaşık yardımıyla düzleştiriyorum. Hemen üzerine muhallebimden koyacağım. Şu şekilde yavaş yavaş her tarafa dağıtıyorum. Düz bir şekilde. Evet, muhallebimi de sardım ve düzelttim. Hemen üzerine tekrar kadayıfımdan ekliyorum. İsterseniz ilk kattaki kadayıfı döküp muhallebiyi de dökersiniz. Daha sonra tüketeceğiniz zaman da kadayıfı dökebilirsiniz. Evet, kadayıfımı her yere dağıttım. Ortalama yani birkaç saat dolapta durması gerekiyor normal gözde. Ama akşamdan yapıp koyarsanız bir gece durmuş olur, daha iyi olur. Evet, 250 gramlık kadayıf paketinden sadece 125 gram yani yarısını kullandım. Siz de 125 gram kadar kullanabilirsiniz. Gayet ideal oldu. Kadayıflı muhallebim hazır. Denemek isteyenlere afiyet olsun. Görüşmek üzere, hoşça kalın.